çalışma sürdürülmekte. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken jeolojik etüt çalışması bölgede hem güvenlik, trafik, asayiş hem de çadır kentlerinin desteklenmesi. Çadır ihtiyacını çok büyük oranda karşıladık. Bir taraftan bizim temel stratejimiz ilk bir ay çadır, sonra bir yıl konteyner, bir yılın sonunda da insanlarımızı konutlarına kavuşturma. Bunun ikinci aşamasındayız şu an. Konteynerlere yerleştirmelere başladık. Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıklar da devam ediyor ama tabii bir taraftan da bu aradaki dönemde uzun bir sürede insanların diğer ihtiyaçlarını, buna barınmanın yanında beslenme, temizlik ihtiyaçlarının dahil karşılanması için bir yoğun bir emek, organizasyon gerekecek. Ona dönük de altyapılar oluşturulmuş durumda. Temelde hayatın normalleştirilmesi açısından iş yerleri mühim. Tabii konutlarla birlikte az önceki verdiğimiz rakamlar yanında bir de konutlar var. İş yerlerinin en azından küçük yapılarda, prefabrik, konteyner gibi yapılarda faaliyetlerini sürdürebilecekleri için 3 gün üzerinde bir iş yeri hazırlıyoruz. Ki bu dönemde bir kopukluk olmasın diye hayatı normalleştirme adına. O da bize bir rahatlık sağlayacak. Tabii bütün kamu kurumlarının altyapısı gitmiş durumda, binalar dahil. Onları da sağlam kalan kamu yapıları ya da geçici yapılarla ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Epey bir mesafe aldık bu hususta. Değerli kardeşlerim, deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren aklımız ve kalbimiz hep sizlerle oldu. Yaşanan deprem felaketinde biz de 49 can kaybettik. Yüzlerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı burada yaşayan ailelerini kaybetti. Yüzlerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının ailesi depremden etkilendi. Evleri yaşanmaz hale geldi. O yüzden acınızı anlıyoruz. Çünkü aynı acıları biz de yaşıyoruz. Biz et ve tırnak ayrılmaz iki milletin evlatlarıyız. Ortak bir tarihe, ortak acılara ve ortak sevinçlere sahibiz. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan her felaket aynı şiddette tıpkı deprem gibi bizde de hissediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak deprem felaketinin hemen ardından tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine yolladık. Arama kurtarma çalışmalarında 500'e yakın arama kurtarmacı ve 150 büyük iş gücü aracı görev yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla elde ettiğimiz insani yardımları 100'e yakın tırla sizlere ulaştırdık. Hükümetimiz ve iş insanlarımızın kurduğu ortak platform yürütülen kampanya çerçevesinde ilinize 1000 prefabrik konutluk Şampiyon Melekler Köyümüzün kurulum çalışmaları bugün başladı. Çok kısa bir sürede prefabrik konutlar 5000 insanımıza sıcak ve güvenli bir barınma ortamı sağlayacaktır. Deprem bölgelerinden ülkemize kaçıp gelen depremzede kardeşlerimize imkanlarımız dahilinde her tür yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde okuyan ve bu bölgede yaşayan üniversite öğrencisi çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz. Onları da asla sahipsiz bırakmayacağız. Onlara yönelik gerekli yardım programlarını başlatmış durumdayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden millet olarak bizim adeta kardeşlik sınavımız gibidir. Ama ortaya çıkan kucaklaşma bu sınavı da başarıyla geçtiğimizin
en somut göstergesidir. İki devlet, bir millet olarak yürekten, gönülden sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Acınız acımızdır. Kayıplarınız kayıplarımızdır. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha ana vatanımıza geçmiş olsun diyoruz. Burada canla başla yardım çalışmalarını sürdüren AFAD'a ve diğer tüm gönüllü sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. Bu zor günler ancak ve ancak birlikte çalışarak atlatılabilir. Şimdi bir olma, güçlü olma ve ortak hareket etme zamanı. Şimdi kardeşlik ve dayanışma zamanıdır. Türkiye güçlü bir ülkedir ve mutlaka bu sıkıntıların da üstesinden çok kısa bir sürede gelecektir. Hatay, İskenderun inanıyorum ki yeniden ayağa kalkacaktır. Burada hayatının normale dönebilmesi için sadece konut yapmak yetmez. Aynı zamanda insan da gerekmektedir. Dolayısıyla memleketinize sahip çıkınız. İllerinize sahip çıkınız. Bu vesileyle bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun.